Sayın Başkan, sene 2020 kürsüden Mehmet Ali Çelebi'nin AKP grubuna yaptığı konuşma. Aynen şunları söylemiş. 18 yılda orduya şunları yaşattınız. 2003'te askerimizin başına çuval geçirildi. Müzik notası dahi veremediniz. 2007'den sonra FETÖ'nün kumpaslarına müsaade ettiniz. Subaylar ben dahil terörist olarak yargılanırken Habur'da teröristleri kırmızı halılarla karşıladınız. 26. Genelkurmay Başkanı'nı terörist olarak 26 ay hapis yatırdınız. Terörist Şemdin Sakık'ı ona tanık yaptınız. 2008-2014 yılları arasında FETÖ işkenceleriyle ve FETÖ'cü doktor sahte sağlık raporlarıyla 3000 askeri öğrencinin harp okullarından atılmasını izlediniz. Halen haklarını vermediniz. Kozmik odaya FETÖ teröristlerini soktunuz. Askeri casusluk yapılmasına müsaade ettiniz. FETÖ'cüleri general yaptınız. 15 Temmuz'dan sonra fırsat bu fırsat kuvvetler ve genel kurmayı ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Evet, lütfen tamamlayın. Genel kurmayın içini boşalttınız. Askeri liseleri kapatarak betonları cezalandırdınız. Askeri hastaneleri kapattınız. Sağlık sistemini bozdunuz. İlk müdahale yapılamadığı için şehit sayılarımız arttı. Askeri mahkemeleri kaldırdınız. 15 Temmuz darbesinde terör tehdidi var diyerek suça sürüklenen masum askerlere sahip çıkmadınız. Şimdi soruyorum, hangi Mehmet Ali Çelebi? Atatürk'ün askeriyim diyen Çelebi mi? Bugün Feslid Ali Kadir'in yol arkadaşı olan Çelebi mi? Soruyorum. Daha birkaç yıl önce attığı tweet'e istinaden soruyorum. Subayını esir etmemek önemli değil. Esir etmemek önemli. Esirken ziyaret etmek değil diyen Çelebi mi? Soruyorum. Kumpas şehitleri Cem Çakmak, Ali Tatar ve Murat Özenalp'in cenazelerinde bulunmadığını suçladığı bakanın yolunda giden Mehmet Ali Çelebi mi? Bir kere ordudan atılmış birinin şerefli Türk ordusunu... Peki Sayın Dervişoğlu. Siz bitti sözün, bitmedi mi sözün? Bitmedi efendim. O zaman son kez lütfen. Bir daha uzatma vermeyeceğim Sayın Köksal, evet. Buyur. Ordudan atılmış birinin şerefli Türk ordusunu burada savunmaya hakkı yok. Kendini millete anlatamamış biri ancak ve ancak kendisini iktidar partisine transfer eden eski Milli Savunma Bakanı'na yağ çekebilir. Şu kürsüye bakınca bugün aklıma ne geldi biliyor musunuz? Haklıdan yana değil, güçlüden yana olanlar korkak ve kaypak olurlar. Güç merkezi değiştikçe dönerler, fırıldak olurlar. Genelkurul'a saygılarımla. Sayın Dervişoğlu. Sayın Dervişoğlu buyurun. Söz vereceğim. Sayın Çelebi buyurun. Efendim biz... Sayın Dervişoğlu, meramını siz gayet güzel anlattınız. Ben ancak o kadar anlatırdım. Yani efendim, o yüzden meram anlaşılmıştır. Ben Sayın Çelebi'ye söz vereceğim. Burada nokta koyalım. Buyur Sayın Çelebi. Teşekkürler. Lütfen Sayın yeni Başkan, bir sataşmaya mahal vermeden bitirelim. Tabii ki. Buyur. Sayın Köksal 2020'deki bir konuşmamı okudu. Aynı yıl yanlarındaki grup Atatürk'e katliamcı, Türk milletine soykırımcı dedi. Burcu Köksal'da ses yok. Bir tek vekil CHP'de karşı çıktı, Mehmet Ali Çelebi. Mavi Vatan yayılmacılık dedi, Burcu Köksal'da sık yok. Daropaylan sözde soykırım yasa teklifi verdi, Burcu Köksal'da tık yok. Mehmet Ali Çelebi'de tık var. Burcu Köksal Libya tezkeresine hayır veriyor, Mehmet Ali Çelebi vermiyor. Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz diyene tık çıkarmıyor. Yanlarındaki gruba ses çıkarmıyor. Burcu Köksal tezkereye hayır veriyor, terör devletine evet diyor. Kimyasal silah itirası atana tık çıkarmıyor, Mehmet Ali Çelebi çıkarıyor. Genel merkezinde bayrak kaldırılıyor, ses yok. Kimde ses var? Mehmet Ali Çelebi. Atatürk'e Dersim katliamcısı diyor, kendi vekili tık yok. Kim itiraz ediyor? Mehmet Ali Çelebi. Atatürk'e ırkçı diyen senin sıralarında niye itiraz etmiyorsun? Atatürk'e ırkçı diyor. Dersim katliamcısı diyor. Ses yok. Bakın, o konuşmada davalarla ilgili eleştirilerimi koydum. Ancak benim için asıl olan devlettir. Benim davam benden büyüktür. Benim için asıl olan devlettir. Ben Erdoğan gitsin de FETÖ, PKK devlete çöksün diyecek kadar ahlaksız ve vatansız değilim. O nedenle bu zehirli denkleme destek olmadım. Cumhur İttifakı'nı, Cumhurbaşkanımızı sonuna kadar destekliyorum. Siz Atatürk'ü
30 dakika ara veriyorum.